çok özel bir gündü. Çünkü bugün Kayyu ve arkadaşları parkta Paskalya yumurtası avına çıkacaklardı. Paskalya yumurtası avı için hazır mısın Kayyu? Galiba. Ne yapmalıyım ki? Paskalya tavşanı parkta hoplaya zıplaya gezinerek çok lezzetli çikolata yumurtaları sizin bulabilmeniz için sakladı. Ve şimdi onları avlamak sana düşüyor. Vay! Sonra yiyebilecek miyiz onları? Gayet tabii ki. Kayyu, Paskalya yumurtası avlama fikrini şimdiden çok sevmişti. En fazla yumurtayı kendisinin bulacağından emindi. Herkese merhaba. Paskalya yumurta avına hoş geldiniz. Yay! Peki, hazır mı herkes? Yerlerinizi alın. Hazır, başla. Kayyu saklanmış yumurtaları olabildiğince hızlı aramaya başladı. Herkes çikolatadan yumurtaları ararken çok eğleniyordu. Ama Kayyu henüz hiçbir tane bulamamıştı. Kayyu sonunda bir yumurtayı gördü. Çalıların arkasındaydı. Buldum bir tane. O benim yumurtam. Kayyu bir yumurta daha gördü. Bu seferki ağacın dalına gizlenmişti. İşte bir tane daha. Hey, onu önce ben görmüştüm. Kayyu üzülmeye başlamıştı. Her seferinde tam alacakken yumurtayı bir başkası alıyordu. Tamam arkadaşlar, şimdi geri gelin. Bence bütün yumurtaları buldunuz. Bir anda Kayyu kimsenin görmediği bir çikolatalı yumurtayı fark etti. Çok mutlu oldu ve hiç kimse görmeden onu alıverdi. Çok eğlenceli gözüküyordu. Kaç yumurta buldunuz bakalım? Ben 4 tane. Ben de 4 tane. Peki ya sen Kayyu? Kaç yumurta bulabildin? Sadece 1. Kayyu çok üzgündü. Bütün arkadaşları daha fazla yumurta bulmuştu. Ama o sadece 1 tane bulmuştu. Rosie bile ondan daha fazla bulmuştu. Üzülme Kayyu. Eğer sana 1 yumurta verirsem ve Clementine de 1 verirse... Hepimizde 3 tane olacak. Evet, çikolata paylaşınca daha lezzetli olur. Sağ olun kızlar. Yumurtalar! Bu yumurtalar çok lezzetli. Kayyu, Paskalya yumurta avının çok eğlenceli olduğunu düşündü. Daha çok bulabilmiş olmayı istese de arkadaşları onunla yumurtalarını paylaştığı için çok mutluydu. Bugün Kayyu ve Clementine'ın oyun günüydü. Kalenin kral ve kraliçesi oyununu oynuyorlardı. Merhaba, ben Kral Kayyu. Senin adın ne? Ben Kraliçe Clementine. Çok memnun oldum Kral Kayyu. O kutular ne için babacığım? Komşumuz Bay Daniels evini taşıyor. Biz de ona bu kutuları ödünç veriyoruz. Kayyu kutuların inşaat bloklarına benzediğini düşündü. Buldum. Niye kendi kalemizi inşa etmiyoruz? Bu harika bir fikir Kayyu. Sen kral olursun, ben de kraliçe olurum. Ben duvarları yapacağım. Ben de kuleyi yapacağım. İşte kalemiz tamamlandı. Asma köprüyü indir Clem. Vay! Burası çok büyük. Merhaba Kraliçe Clem.
Merhaba Kral Kayu. Kulenin tepesine çıkalım mı? Oradan bütün krallığı görebiliriz. Olur. Wow, çok yüksekteyiz. Kulenin tepesindeyken Kral Kayu ve Kraliçe Clementine kilometrelerce mesafeyi her yönden görebiliyorlardı. Bu çok harikulade. Bu gördüğüm en iyi krallık. Hadi gidip tahtlarımıza oturalım. Taht odasına girdiklerinde Kral Kayu ve Kraliçe Clementine orada başkasının oturduğunu görünce çok şaşırmışlardı. Hey, orada oturamazsın. Tahta sadece kral ve kraliçe oturabilir. Ben kraliçe. Oo, senmişsin Rosie. Rosie, sen kraliçe değilsin. Clementine kraliçe. Tamam Rosie. Sen de prenses olursun. İşte, güzel. Olamaz. Kalemiz saldırı altında. O bir dev. Hadi, oyun vakti bitti. Şimdi bu kutuları Bay Daniels'a götürmemiz lazım. Ama kral ve kraliçe oynuyorduk. Sorun değil Kral Kayu. Bay Daniels'ın işi bitince oynaman için sana geri getireceğim. Yay! Kayu kral olmayı çok sevmişti. Ve arkadaşlarıyla yeni bir kale yapmak için sabırsızlanıyordu. Kayu annesi ve babasıyla beraber yüzmeye gidiyordu. İşte geldik Kayu. Yüzme pratiği için hazır mısın? Kayu kolluklarının ikisini de kontrol etti. Bu sayede suyun üzerinde kalabiliyordu. Evet. Kayu etrafına baktı ve su havuzun kenarındaki su kaydırağını görünce çok sevindi. Bak anneciğim, kaydırak. Bekle Kayu. Kayu, havuzdayken koşmamalısın. Yer çok ıslak olabilir ve kayıp düşebilirsin. Yazmışlar. Bak, birinci kural... Koşmak yasaktır. Kayu havuzda güvenli olmak istiyordu. Pardon, sadece kaydırağa bakacaktım. Sorun yok Kayu. Hadi gidip bir bakalım. Kayu merdivenden çıkıp kaydırağın tepesinde oturdu. Haydi Kayu. Havuza indiğin gibi seni yakalıyor olacağım. Kayu havuzdaki annesine baktı. Ama şimdi çok yüksekteydi ve ona mesafe çok uzun gözüktü. Ben çok korktum. Düşündüğümden çok daha fazla yüksekmiş. Önemli değil Kayu. Biz de sıvı olan taraftan girelim o zaman. Kayu babasına katılmak için merdivenden havuza girdi. Suyun yüksekliği tam ona göreydi. Ayakları yere değiyordu. İyi mi? Daha iyi. Bak anne, ben yüzüyorum. Aferin Kayu. Hadi bir de babana doğru yüz bakalım. Kayu babasına doğru yüzdü. İşte bu Kayu. Birazcık daha geleceğim. Başardım. Kendi başıma. Aynen öyle yaptın. Kayu annesinin suyun dibinden yüzmesini izledi. Çok etkilenmişti. Tada! Kayu da suyun altından gidebilmek istiyordu ama kolluklar onu engelliyordu. Kayu, kollukların kolundayken suya dalamazsın. Onları senin için tutayım mı? Kayu henüz kolluklarını çıkarmak için hazır değildi. Daha değil. Başka sefere dalmayı öğrenirim. Hey, koşmak yasak. Merhaba, adın ne senin? Kayu. Kayu, ben can kurtaranım. Benim işim havuzdakilerin güvenliğini sağlamak. Tehlikeli bir durum gördüğümde bu düdüğü çalıyorum. Orada koşan çocukları gördüm. Koşmak yasak. Bu doğru. Ve de onları uyardığın için sağ ol.
Kayu babasının ona havuz kurallarını gösterdiğini hatırladı. Eğer havuzdayken koşarsan kayıp düşebilirsin. Kesinlikle. İşte artık sen de bir can kurtaransın. Ama sadece bir kurallara uymayınca çal. Tamam mı? Kayu bir can kurtaran olmaktan çok gurur duyuyordu. Hey, şuradaki su kaydırağını denedin mi? Çok eğlenceli. Denedim ama çok korktum. İlkinde korkmuş olabilirsin. Ama senin gibi cesur bir can kurtaran için artık korkacak bir şey yok. O zaman bir daha deneyebilirim. Süper ve merak etme. Ben beklenmedik bir durum olma ihtimaline karşı izliyor olacağım. Kayu o merdivenleri bir kez daha tırmandı. Hala aşağısı çok uzak görünüyordu. Ben buradayım Kayu. Kayu hazırdı. Üçe kadar saydı ve kendini kaydıraktan aşağıya bıraktı. Bir, iki, üç. Oh Kayu, başardın. Ne cesur bir can kurtaransın sen. Bu çok harikaydı. Yaptığın büyük dalgayı gördün mü? Bir daha yapabilir miyim? Baba, kurallara göre yetişkinler kaydırağa çıkamazlar. Kayu çok mutluydu. Artık kaydıraktan kaymak onu hiç korkutmuyordu. Kayu bahçede arkadaşları Leo ve Sera'nın oynamak için gelmelerini bekliyordu. Bak kim geldi Kayu? Selam Leo, selam Sera. Onlar ne Leo? Bunlar mı? Bunlar donut tohumları. Donutlar? Nasıl oluyor? Çok kolay. Tek yapman gereken onları toprağa ekmek ve kocaman donut ağaçları büyümeye başlayacak. Kayu önceden donut ağacı diye bir şey duymamıştı. Vay, bu harikaymış. Ne zaman istersem donut yiyebileceğim. Şimdi ne olacak? Şimdi onları sulamamız gerekiyor. Ne yapıyorsun Kayu? Donut tohumlarını sulamam lazım ki donut ağaçları büyüsünler. Donut tohumu? Evet. Leo bana bu donut tohumlarını verdi bak. Oh Kayu. Bence galiba arkadaşların sana 1 Nisan şakası yapmışlar. 1 Nisan şakası mı? 1 Nisan'da arkadaşlar birbirlerine şaka yapıp eğlenirler. Bu donut tohumu değil, bildiğin kahvaltı tahılı. 1 Nisan! Kandırdık seni Kayu. Kayu çok üzülmüştü. Kendine ait bir donut ağacı olacağına gerçekten inanmıştı. Kandırılmayı sevmiyorum. Üzülme Kayu. 1 Nisan'da herkes birbirine şaka yapar. Bence sen de şaka yapmayı denemelisin. Olur. Bence yapabilirim. Kayu salonda Rosie'yi inşaat bloklarıyla oynarken buldu. Hey, belki Rosie'yi kandırabilirim. Dikkat et Rosie, arkanda bir örümcek var. Koş Rosie, yakalayacak seni. Ne oluyor burada? Rosie'ye 1 Nisan şakası yapıyordum. Kayu bak bu olmadı şimdi. Rosie bunun 1 Nisan şakası olduğunu anlayacak yaşta değil ki. Kayu Rosie'yi üzdüğü için kendini mutsuz hissediyordu. O sadece Leo ve Sera gibi bir şaka yapmıştı. Affedersin Rosie, seni üzmek istememiştim. Hadi şimdi hepiniz mutfağa gidin. Bence annenizin size çok özel bir sürprizi var. Kim lollipop ister? Ben isterim, ben isterim.
Bir dakika. Bu lollipop değil ki. Bir Nisan. Aa, kandırdın bizi anne. Sen de lollipop ister misin Rosie? Caillou, 1 Nisan şakasının ne demek olduğunu öğrendiği için çok mutluydu. Ve belki o donat tohumları sonunda donat ağacına dönüşebilirlerdi. Yaz tatiliydi. Caillou ve ailesi plaja gidiyorlardı. Caillou okyanusu görmeyi sabırsızlıkla bekliyordu. Yaklaştık mı? Az kaldı Caillou. Okyanusu gördüğünde bil ki çok yaklaştık. Yüzmeye gitmek istiyorum ve en büyük kumdan kaleyi ben yapacağım. Dondurmayı da unutma. Caillou'nun en sevdiği şeydi dondurma. Bütün farklı aromaları tadacağı için çok heyecanlıydı. Hmm, nefis! Nefis! İşte orada! Okyanusu görebiliyorum. Sonunda vardılar. Caillou hızlıca arabadan çıktı. Plaja doğru koşmaya başladı. Ayaklarım yandı. Merak etme Caillou. Güneşin altında ısınan kumun sıcaklığı o. Zararı olmaz. Caillou kumun sıcaklığını şaşırmıştı ama ayak parmaklarını kumda oynatmak hoşuna gitmişti. Oo, okyanus! Okyanus uçsuz bucaksızdı. Caillou'nun gördüğü en büyük şeydi. Caillou, çok güneşli hava. Bu yüzden bolca güneş kremi sürüp şapkanı tak ki güneş seni yakmasın. Caillou kıkırdıyor ve yerinde duramıyordu. Ama annesi onu durduruyordu. Bütün vücudunu güneş kremiyle kapladı. Çok gıdıklanmıştı. Babası şemsiyeyi açtı ve annesi Rosie'yi gölgenin altına oturttu. Caillou oturmak istemiyordu. Eğlenceli bir şeyler yapmak istiyordu. Kim yüzmeye gelmek ister? Ben! Caillou babasının elini tuttu. Beraber suya doğru koştular. Su soğukmuş. Bir şey olmaz, birazdan alışırsın. Caillou ve babası suyun içinde çok eğleniyorlardı. Bir anda büyük bir dalga babasını deviriverdi. Caillou babasını yosunla kaplı görünce çok güldü. Ve bir dalga daha gelip bu sefer Caillou'yu devirdi. Suyun altına girmek hoşuna gitmemişti. Merak etme Caillou. Şimdi biraz daha dikkatli olalım ve gelen dalgaları izleyelim, olur mu? Hey siz ikiniz, öğle yemeği vakti. Dalgalarla oynadıktan sonra Caillou ve babası çok acıkmıştı. Öğle yemeğinde Caillou bir sandviç, bir elma yiyip biraz limonata içti. Nefis! Caillou sandviçinden büyük bir ısırık daha aldı. Ama sandviç kumlanmıştı. Kumlandı bu! Ben bunu yiyemem ki! Geçmekte olan bir martı kumlu sandviçi kaptı ve kaçtı. Hey, geri gel. O benim. Merak etme Caillou. Biz de dondurma almaya gideriz. Öğle yemeğinden sonra babası Caillou'yu dondurmacıya götürdü. Hepsi değişik renklerde, çok fazla aroma vardı. Caillou gözlerine inanamadı. Ben hepsini denemek istiyorum. Bence bugünlük bir tanesini seç, bir dahakine diğerlerini denersin. Tamam. Ama bu kadar çeşit arasından nasıl seçeceğim? Arkadaş canlısı dondurmacı, Caillou'ya değişik aromalardan tattırdı ve en sevdiğini seçmesine yardımcı oldu. Hmm, ben bunu çok sevdim. Babası 4 tane dondurma aldı. Annesi ve Rosie ile buluşmak için plaja döndüler. Rosie'ye kumdan kale yapmayı göstermek ister misin?
Caillou çok heyecanlanmıştı. Hemen kova ve küreyi aldı. Bak Rosie, kovayı alıp böyle yapıyorsun. Rosie kikirdedi ve ellerini çırptı. Kumdan kaleler yapma oyunu çok eğlenceliydi. Wow, harika gözüküyor. Ama bir kale bayraksız olmaz ki. Bir anda Caillou ayağına değen dalgaları fark etti. Okyanus suyu yükseliyordu ve kumdan kaleyi yıkmaya başlamıştı. Oh hayır! Dalgalar kumdan kalemi mahvediyor. Niye geldi dalgalar? Gelgit olayı okyanusu yükseltir ve alçaltır. Bu da dalgaları plaja yakınlaştırır. Dalgalar iyice yaklaşıyor. Bu da eve gitme zamanı demek Caillou. Ama kumdan kalemiz ne olacak? Merak etme. Başka zaman tekrar geliriz. Rosie ile çok daha büyük bir kale yaparsınız. Annesi ve babası eşyaları toparladılar ve hepsi arabaya doğru ilerlediler. Yarın yine gelmek istiyorum ve sonra tekrar ve tekrar. Bu dünyanın en güzel tatili. Hepsi plajda harika bir gün geçirdi. Caillou bir sonraki macerası için şimdiden çok heyecanlıydı.